Selam, ben Zafer Akçay. İlk olarak Sezer ve arkadaşına konuk oluyoruz. Sezer sanıyorum arkadaki motosikleti, yani kamerayı kullanan arkadaşım. Önünde de arkadaşı gidiyor. Onun da ismi Zafer galiba. Biraz sonra söylüyor. Burası darlık yolu. Bir yayayı geçiyorlar. Sonra bir çukura giriyor Zafer. Ve arkasından dağlar, tepeler bizim olsun dercesine gidiyor. Ve düşüyor. Korkmayın, bir şey yok. Bunlar yavaş çekim olaylar. Orada sadece kırılan bir gurur oluyor genelde arkadaşlarımızda. Onun dışında motorda da bir şey yok. Zafer'de de bir şey yok. Sezer'in kamerasından bir kez daha izleyelim. Zor bela dönülen bir viraj. Biraz daha yavaş gidilse belki daha iyi olur onlar için. Devam ediyorlar. Konumlanmaya çalışıyorlar. Bu güzel bir şey. Sonrasında bakın burada bir şey oluyor. Aşırı bir konumlanma. Sağda bakın sarı çizginin de dışında. Sarı çizginin de dışında bir konumlanma ve hemen önünde çukur var. Ya orada yol yapılmış, renk değişikliği var. Çukura girer girmez stabilize bozuluyor. Ve Sezer de giriyor aynı çukura. Çünkü o da fixleniyor olaya, arkadaşının geçtiği yerden geçiyor. Bakın bu çukur olmasa bir şey olmayacak. O çukura girince sürat de biraz fazla. Biraz da yönlendirme becerisi zayıfsa eğer bu oluyor. İkinci olayımız şehir içinde. Tasvip etmediğim bir durum. Burası emniyet şeridi bile değil. Daracık bir alan. Ama ne yazık ki bütün motorcular burada İstanbul'da. Yolu tam bilin. Buyurun. Soldan geleni gördünüz mü? Buyurun. Bir daha seyredelim. Bakın sevgili Fatih. Sürüyorsunuz ama orada kapalı bakın o araç. Yani ön tarafını göremezsiniz bu minibüslerin. Ne çıkacak belli olmaz. Ön görmeniz lazım. Ya bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir arkadaşım deyin. Lütfen çıkabilir mi? Çıkabilir deyin şuna. Nitekim çıkıyor. O arkadaşım da 45 derece açıyla görünmeyen yere geliyor. Hiç olmazsa paralel ol. Aynadan gör ya da can kurtaran bakış. Çevir kafanı, bak bakalım bir gelen var mı? Bodozlama nasıl çıkıyorsun? Bakıyormuş gibi yapıyorsun ama bakmıyorsun. Sonra muhabbet. Muhabbet iyi Allah'tan. İyi misin? Bir şeyin var mı? Yok bir şeyim. Sen nasılsın falan. Araba yapsa onu vallahi kavga edersiniz. Allah'tan iki motorcu olunca kavga olmuyor pek. Hadi bakalım devam. Üçüncü olayımız. Darlık yolu yine. Atilla arkada, Burak önde sürüyorlar. Fena da sürmüyorlar. Değil mi? İyi. Yani fena değil, eleştirilecek taraflar var ama hop. Karşıdan gelen araba nereden geliyor? Burak'ın şeridinden geliyor. Yani onlar bir şey olmamış gibi darlık yolunun keyfini, pardon burası şey Hacıllı, Hacıllı yolunun keyfini çıkarıyorlar. Baştan izleyelim. Konumlanmaları çok iyi. O yüzden de o arabayı görebiliyorlar. Atilla burada biraz içten girmiş ama bakın konumlanma ikisinde de şu anda çok iyi. Dolayısıyla arkada olmasına rağmen Atilla bile görebiliyor karşıdaki arabayı. Önlemini alabiliyor tabii. Bakın araba hala bu şeritte. Yani karşı şeritte. Fütursuzca yapılıyor bu sollamalar. Bazı motorcu arkadaşlarımız da yapıyor bunu ve biz de böyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Hacıllı yolu bu aralar pek bir revaçta. Allah korusun yani büyük kazalara gebe geliyor bana. Pazar günleri böyle ödüm patlıyor. Devam. Dördüncü olay. Kar, buz. Biraz üşüyelim artık kışın son günleri. Salih arkadan gelen motorcu. Onu çekiyor arkadaşı. Salih de arkadan geliyor. Yol da çok kötü. Yani kar buz tamam da yol kalitesi kötü, asfalt kalitesi kötü, çukurlar, şunlar bunlar. Bakın şimdi arkadan da Salih gerçekten o çukurlara gire gire kaça kaça. Bir de rüzgar var, hop, Salih yaslandı. Düştü demiyorum bakın çünkü düşmüyor, yaslanıyor. Şu sağdaki çukuru görüyor musunuz? Yani koca koca çukurlar var yolda. Daha dikkatli, daha temkinli, biraz daha fazla kıvırarak belki gitmekte fayda var. İkinci büyük çukurdan kaçmaya çalışırken oluyor olay zaten. Oradan kaçmaya çalışırken, bakın şu çukur. Buna girmeyeyim derken Salih biraz fazla gidiyor sola. Ondan sonra rüzgar da ittiriyor onu sağdan. Hakim olamıyor motoruna ve direğe ne yapıyor? Yaslanıyor. Bakın ne Salih düşüyor ne motoru düşüyor. Yaslanıyor. Düşmek sayılmaz bu. Öyle değil mi Salih? Şanslısın yine, ucuz kurtulmuşsun. İyi gezmeler. Beşinci olay, kar buz devam ediyor. Kerem ve arkadaşı da vallahi şuraya bak, 1 metre 2 metre karın arasında eğlence için gezmeye çıkmışlar ya, öyle değil. Zorunlu bir seyahat değil yani.
Gezmek zevk işte. Orada gezmeyi istiyorlar. Bir de eğleniyorlar ki alttan gelen seslerde. Eğlence gırla. Ama kar fazlalaşıp zemin bozulunca işler değişiyor. Oraya kadarki eğlence yerini biraz somurtmaya bırakıyor ama yine de ikisine de bir şey olmuyor. Yani motora da Kerem'e de bakın burada kar yoğunluğu fazla, yolda çukurlar var. Motor stabil olamaz tabii ki orada. Yani bir şey beklenecektir. Bakın çukurlar var. Onlardan birine girince zaten denge bozuluyor. Ondan sonra Kerem yerde. Alsın. Eğlendiniz mi bari oralara gittiniz? Üşüdünüz, eğlendiniz. Altıncı olay devam. Bir dönel kavşak diyeceğim. Türk Dil Kurumu uyardılar. Döner olarak da kabul etmiş artık. Döner kavşaklarımız var. Yani kavşak dönüyor. Döner kavşak odur. Bakın şimdi gelin buraya. Burası bir dönel kavşak. Ben bozmayacağım. Bu işaret dönel kavşak işareti. Dönel kavşak işareti bu işaret. Yani içeride olana yol vereceksin. Sevgili Musa, arabaya sen yol vereceksin. Kızmayacaksın araba niye gidiyor diye. Kendine kız. Bu işaret varsa sen soldan gelene, kavşağın içinde olana yol vermek zorundasın. Bir de kızıyorsun adama ya, onu söylüyorum. Geçiş üstünlüğü onda sevgili Musa. Yedinci olay Çağdaş. Bağdat Caddesi burası. Gülümsememi kesiyorum çünkü Çağdaş'ın sürüşü sürüş değil yani. Bağdat Caddesi'nde bu hareketleri yapmaman gerekiyor. Muhtemelen genç bir arkadaşımız, ateşli bir arkadaşımız ama önündeki skuterle kapışmayacaksın. Bağdat, bak kızların yanından geçtin. Bağdat Caddesi burası. Kalabalık bir yer yani. Buyurun. Teğet geçiyor. Ayna teğet geçiyor insanlara. Ve bak Çağdaş, sağına vur diye girdiğin araba bir dolmuş, sağ aniden durabilir, kapısı açabilir. Bu adamcağız bak aynan teğet geçiyor ona. Tamam, yaya geçidi değil ama sen de böyle Bağdat Caddesi gibi kalabalık bir yerde böyle gidemezsin. Gitmemen gerekir. Sonra vallahi videonu yollarsın. Ve devam ediyoruz. Kırsala çıktık. Artık Bağdat Caddesi'nde değiliz. Daha rahat sürdüğümüz bir noktadayız. Ne araba var ne bir şey var. Sağda solda bir takım evler, şunlar bunlar, yerleşim yerleri var. Burada şimdi size bir soru soracağım. Aykut'la birlikte soruyoruz. Ne olabilir? Karşıda sizi bekleyen tehlike ne olabilir? Bir şey öngörmemiz lazım çünkü. Öyle bodozlama lay lay lom gitmiyoruz. Bir şey öngörüyoruz. Bir tehlike olabilir mi? Tehlikeye bakın. Sürüyle geliyor tehlike buradan. Sürüyle geliyor. Muhtemelen geride de tabela vardır da bu videonun bölümünde yok. Bunların yeri orası. Dikkatli olun. Çiftlik varsa inek vardır. Yine şehir içindeyiz. Eser'in motoruna konuyuz. Rengi de çok güzelmiş motorun. Eser gidiyor. Duble bir yol, şehir içi. Burada hız sınırı muhtemelen nedir? 50 falan. Tamam, güzel. Biz de aşağı yukarı o süratlerde gidiyoruz. Burada bir şey yok. Ne oluyor? Karşıda bir şey oluyor değil mi? Bakın karşıda bir şey oluyor. Ne o? Biz, yani tek yönlü yoldan bir araç, bir ticari araç geliyor. Şimdi bu bir araç. Bu bir öküz olsa dersin ki öküz. Yani öküz dersin. Yapar çünkü hayvan dersin, ne bilsin oranın girilmeyecek olduğunu dersin de öküz değil sanırım. Hadi hepinize iyi sürüşler, hoşça kalın.